TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. Erciyes'e fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Günaydın 2021 yılında Kayseri'ye 1,5 milyon fidan dikeceğiz dedi. Dursun Ataş'tan çiftçiye destek çağrısı, dövizdeki yükselişler üreticileri mağdur ediyor. HES kodu tanımlanmasında 15 Kasım son gün. Vatandaşlar kart 38 önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kayseri'de meydana gelen yangından sonra evi kullanılamaz hale gelen adam yetkililerden yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında Kayseri'de de tören Erciyes'te gerçekleştirildi. Protokol üyeleri düzenlenen törenle ağaçları toprakla buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında Kayseri'de de tören Erciyes'te gerçekleştirildi. Etkinliğe başta Kayseri Valisi Şeymus Günaydın olmak üzere protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir açıklama yapan Kayseri Valisi Şeymus Günaydın 5 milyon fidanın Kayseri'ye yetmeyeceğini ve 2021 yılında 1,5 milyon fidan dikilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için hep beraber o ağaç dikme işini daha ileri noktalara taşımak zorundayız. Son birkaç yıldır bu konuda orman teşkilatımız gayret gösteriyor. Kayseri'mizin değil Türkiye'mizin incisi olan Kayseri Erciyes Dağı'nda da bizim 5 milyon yetmez arkadaşlar. 5 milyon yetmez. 5 milyon 62 bin ağaç eğer 2020'nin sonunda dikilecekse bizim oturup bunu daha ileriye taşımak için kendimize hedef koymamız lazım. Nedir bu hedef? 2021 yılında inşallah Erciyes'e en az 1,5 milyon ağaç bekliyoruz. En az 1,5 milyon. Planlamalarını bugünden yapıyoruz. Bütün kurumlar hep beraber inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu sene büyükşehir olarak 100 bin fidan diktiklerini belirtti. Bulmuş olan buradaki Erciyes'teki yapılan çalışmaların yanında biz bunları daha da ileriye götürecek gayretler içerisinde olacağız. Belediyeler olarak tabii ki şehrimizin merkezinde, çevresinde ve tüm bölgelerinde bu çalışmalar yaparken Erciyes'imize ayrıca dediğimiz gibi bir değer vermekteyiz. Bu sene Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin civarında dikmiş olduğumuz fidanlar ile yaptığımız çalışmalar ile Kayseri'mizi yeşillendirmeye önem verdiğimizi her zaman paylaşmaktayız. Burada sağlık müdürümüzü görünce tabii aklımıza da maske, mesafe, temizlik geliyor. Onu da göz ardı etmiyoruz. Pandemi sürecinde önemli bir şekilde yönetmek amacıyla gayretler gösteriyoruz. Bu konuda dikkatimizin çekilmesini de herhalde hepimizin yapması doğru olur diye ben burada paylaşmak istiyorum. Çünkü aynı havayı soluyoruz. Çünkü aynı şehirde yaşıyoruz. Bu ülke insanları olarak şehrimizi, ülkemizi daha iyi konuma ulaştırmak için her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini de ben buradan paylaşmak istiyorum. Orman Bölge Müdürü İsa Çapkınsa 2012 yılından beri 4 milyon 600 bin fidan dikildiğini ifade etti. Kurumlarımızın projeye büyük oranda sahiplenmesi ve desteklemesi sonucunda 13.8 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Eyvallah. Dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisiyle ilgili korunma tedbirlerine azami ölçüde uyularak bütün illerimizde ve ilçelerimizde olduğu gibi Kayseri ilimiz ve 16 ilçemizde de Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi etkinliği gerçekleştirilmektedir. İç Anadolu'nun en yüksek dağı, Kayseri'mizin incisi olan etkinlik yaptığımız Erciyes Dağı'nda Bölge Müdürlüğümüzün kuruluşu olan 2012 yılından bugüne kadar 4 milyon 600 bin adet fidan dikimi yapılmıştır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla birlikte 2020 yılı sonuna kadar toprakla buluşturulan fidan sayısı 462 bin adet olacaktır. Böylece Erciyes'e dikilen fidan sayısında 5 milyon 62 bin adete ulaşılacaktır. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıldı. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında bu yıl Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 5000 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ormanların önemi ve güzelliğini bilmeyenimiz yoktur dedi. Beşikten mezara kadar lazım olan bir ağaç dikme etkinliği bugün anlamlı diye düşünüyorum. Ormanın güzelliğini, ormanın önemini herhalde bilmeyenimiz yok. Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner de ülkemizin ve ilçemizin her yerini yeşillendirmek için arkadaşlarımız canla ve başla çalışıyorlar dedi. Geleceğe nefes olacak fidanlar dikeceğiz. Ülkemizin, ilçemizin her yerini yeşilleştirmek için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Geleceğe Nefes adlı ağaç dikim etkinliğine Akışla Belediyesi de 2000 ağaçla destek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes etkinliği kapsamında ağaçlar topraklarla buluştu. Kayseri'de de etkinliklere belediyeler destek verdi. Akışla Belediyesi de bu kapsamda ilçede 2000 ağacı düzenlenen törenle toprakla buluşturdu. Akışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da kendi adına 11 ağacı toprakla buluşturdu. Başkan Arslan, daha yeşil bir Türkiye için bugün fidan, yarın nefes sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönüşmesini diliyorum dedi. Geleceğe nefes temalı projemizi Akışla ilçemizde de yine nefes olmaya devam ediyor. İlçemizin girişinde güzel, nezih bir ortamda yarma denilen Şen Mahallemizin girişindeki her iki cephesine de başlamak suretiyle tüm mahalle muhtarlarımızın ve katılımlarıyla kendi bölgelerinde de mahalle bölgelerinde de yapacakları çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Ben burada başta Cumhurbaşkanımız şahsında Tarım Orman Bakanlığımıza ve tüm il müdürlüklerimize, ilçe müdürlüklerimize, tüm mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ben burada teşekkür etmek istiyorum. Coşkuyla burada ilk başlangıcını yapmakta olduğumuz bu projenin devamında da mahallelerimize devam edip tüm ağaç dikimleriyle ilgili ben burada Mustafa Şahin müdürümüze de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ekipleriyle beraber tüm seferber oldular. Orman müdürümüze de, il müdürümüze de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Tabii ki her bir ağaç bir can, bir nefes. Teması da kendisine yakışıyor. Onun için ağaç dikmek gerçekten her bir yılda ne kadar diksek az diyoruz. Tüm Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 83 milyon fidanın toprakla buluşturulması etkinliğine Hacılar Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı da destek verdi. ...83 milyon fidanın toprakla buluşturulması etkinliğine Hacılar Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı da destek verdi. Etkinliğe Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ve ilçede eğitim gören öğrenciler katıldı. Ondan sonra kuşburnu var. Ağaç dikiminin ardından açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Geleceğe Nefes kampanyasında 83 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz dedi. Bütün ülkemizde Geleceğe Nefes kampanyasında 83 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bizler de Hacılar ilçesinde öğrencilerimizle, kaymakamlığımızla birlikte fidanları toprakla buluşturduk. Özel bir mekan, güzel bir mekan. Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu alanda ileride oluşturacağımız bal ormanına da bir nevi hazırlık yapıyoruz. Orman bölgeye çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir mekan hazırladılar. Ve ilçemizin her geçen gün yeşillenmesi, yeşilinin daha da artması
ağaç sayımızın nefes almayı, geleceğe nefes kampanyası adına ağaç sayımızın da nefes almayı daha da kolaylaştırdığı bir ilçe olması adına da tüm çalışmaları devam ettiriyoruz. Ben emeğe geçen tüm teknik ekibe ve burada bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimize çok, çok teşekkür ediyorum. Yeşil her şeydir, orman her şeydir. Yakanlara inat, biz yapacağız. Biz ağaç sayımızı artıracağız. Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen de ağaç dikme etkinliklerinin süreceğini belirtti. Bu bölgeyi ağaçlandırmak birkaç yıldır bu çalışma üzerinde planlarımız vardı. Bugün başladık, devam edecek. Bugün 83 milyon ağaç dikileceğini, Kayseri düzeyinde de 3 milyon 800 bin ağaç dikileceğini gururla söylemek istiyorum. Biz de bugün, yarın ve cuma günü bu çalışmalarımıza, ağaç dikim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Açıklamaların ardından tüm protokol ve öğrenciler ağaç dikimini gerçekleştirdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri ve ilçelerinin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Ataş bu kez de meclis gündemine dövizdeki yükselişleri taşıyarak bu durumun girdi maliyetlerinin artmasına ve çiftçilerin mağdur olmasına neden olduğunu söyledi. Sayın Ataş, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Milletvekili Ataş, dövizde günlük yükselişler yaşanırken, dövize odaklı girdi maliyetleri sürekli artarken belirlenen bu destekleme miktarları çiftçilerimizin beklentilerini karşılamamıştır dedi. Ataş, Kayseri'de kabak çekirdeği üreticilerinin de bu kapsamda sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi 5 Kasım 2020 tarihinde yayımlandı. Dövizde günlük yükselişler yaşanırken, dövize odaklı girdi maliyetleri sürekli artarken belirlenen bu destekleme miktarları çiftçilerimizin beklentilerini karşılamamıştır. Kayseri'de yoğun olarak üretilen ve Türkiye üretiminde 16.706 ton ile birinci sırada yer alan kabak çekirdeği, 23.950 ton üretimle birinci sırada yer alan ay çekirdeği, 2000 tonun üzerinde üretimle Türkiye'de 3. sırada yer alan kimyon destekleme kapsamına alınmamıştır. Pandemi süreci de dikkate alındığında destekleme kapsamının genişletilerek bu ürünlerin destekleme kapsamına alınması, tarımsal üretim ve çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu sezon toplam 3000 ton sıcak asfalt hizmeti sunulan Tomarza ilçesinde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakamlığı, ilçe belediyesini ve devlet hastanesini ziyaret edip bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç'a Tomarza halkı büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesine giderek burada bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Tomarza'daki altyapı hizmeti tamamlanan Gül Sokağı'nın sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediyesi ve Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip esnafları gezerek sohbet etti. Asfalt ve altyapı çalışmalarının yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada TOKİ konutlarının tamamlandığını, geriye kalan hizmetlerin yapılmasının da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yakışacağını ifade etti. Malum daha önce TOKİ'nin konutları ile ilgili temel atmıştık. Maşallah konutlar yapılmış. Allah razı olsun. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimata yerine gelmiş. Geriye kalan hizmetlerini tamamlamak bize yakışır. O açıdan biz de bu konuda gerekli çalışmalar yapıyoruz. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise yapılan çalışmalar sonucu Gül Sokağı'nın adı gibi adına yakışır bir sokak olduğunu söyledi. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. Doğalgaz da geldi, evet. Sizlerin sayesinde yeni mahallemiz, Gül Sokağımız, Gül gibi adına yakışır bir sokak oldu, cadde oldu. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Her zamanki vermiş olduğunuz desteklerinde yine ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yeniden hoş geldiniz başkanım. Evet.
Başkan Büyükkılıç son olarak Tomarza Belediyesi'ni ziyaret ederken ilçe belediye başkanı Davut Şahin'den briefing aldı. Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, ilçe vatandaşlarının istekleri doğrultusunda gereğini yapacağız. İnşallah isteklerini yerine getireceğiz şeklinde konuştu. Az önce Tarım İlçe Müdürümüz bir istekte bulundu. Gezdiğimiz yerdeki çiftçi kardeşlerimizin de her zamanki gibi istekleriydi. Nedir bu? Malum Kayseri'mizin Tomarza ve Develi bölgesinde kabak çekirdeği adeta Allah'ın lütfu sulamayı gerektirmeden kendiliğinden kıraç dediğimiz anlayış içerisinde üretilen kabaklardan elde edilen çekirdeklerle adeta Türkiye'nin üçte birine yakın olan çitilen çekirdeğini, kabak çekirdeğini temin ediyorlar. Bu önemli bir rakam. Bizim de üreticimize hem teşekkür edip hem de bunları yüreklendirmemiz, isteklerini yerine getirmemiz yönünde de gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, TV1 ekranlarında yayınlanan birinci gün programının canlı yayın konuğu oldu. İl müdürlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çopuroğlu, "Bariz bir sıkıntı yoksa il müdürlerini değiştirmenin anlamı yok," dedi. 1 milyon üye çalışmasına da değinen Çopuroğlu, Kayseri'deki üye sayısının da iyi olduğunu belirtti. Şu anda rutinin dışında şeyler yok. Yani rutin devam ediyor. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu TV1 ekranlarında yayınlanan birinci gün programının canlı yayın konuğu oldu. Çopuroğlu genel yayın yönetmenimiz Doğan Havur ve gazeteciler İsmail Şahin ve Metin Sönmez'in sorularına yanıt verdi. Canlı yayında il müdürlerinin performansları soruldu. Başkan Çopuroğlu bu soruya bariz bir sıkıntı yoksa il müdürlerini değiştirmenin anlamı yok diye yanıt verdi. Şu anda rutinin dışında şeyler yok. Yani rutin devam ediyor. Bariz bir sıkıntı yok. Bariz bir sıkıntı olmayınca çok il müdürlerini de yerinden oynatmanın hani şimdi yani genel bir memnuniyet var mı? Onu soruyorum ben. Bizde var. Evet. Vatandaşta da var. Ama sizde. Şöyle de bir yani. Şey olmasa doğru mu buluyorsunuz? Yani belli bir 10 sene aynı yerde bir il müdürü oturuyorsa böyle bir karakol oluşmuyor mu? Tabii tabii. Şimdi mesela Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Adana'ya gitti. Tabii rotasyon oldu. Şimdi, ama o kendi istedi diye biliyorum. Yok, yok, yok. Şey aradı beni. Yani Aile Sosyal Politikalar Bakanımız beni aradı. Dedi ki böyle böyle bir durum var. İşte konuştuk. Allah razı olsun bir hiyerarşi çerçevesinde arıyor bakan. Bakan aramasa da haberimiz olmayabilirdi yani. Mesela Murat eskici müdürümüz, eskici bölüm müdürü İzmir'e gitti mesela. Evet. Bunlardan şu yorumu çıkarmak lazım. Gittikleri yerler büyük şehirler. Evet. Yani nitelikli insanlar. Bunların yerleriyle alakalı değişik tasarruflarımız oluyor vesairelerimiz oluyor. İletiyoruz. Ama her müdürün her zaman değişmesi de çok pratikte mümkün değil. Bir de hafıza denen hadise var. Ha şu manaya da gelmemesi lazım. Tüm müdürlerimiz 100'den 97 alıyor değil. Kimisi azalıyor, kimisi çok alıyor. Önemli olan burada toplamda, kümülatif toplamda ne ürettiklerle gelen şikayetler arasında bir orantı olması lazım. Başkan Çopuroğlu 1 milyon yeni üye çalışmasına da değindi. Kayseri'nin üye sayısının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Üye sayınız örtüşüyor mu? Kayseri adına sordum. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'de şu kadar üye olması gerekirle alakalı bir talimatı yok. Ancak ama biz Türkiye ortalamasına baktığımızda iyi durumdayız. İyi durumdayız tabii diyorsunuz. Ama buna rağmen de artırma adına... Şimdi şöyle bir şey var Metin Bey. Yanlış söylüyor olabilirim ama zannımca her 4 yılda bir 5 milyon mu 6 milyon mu yeni oy verecek genç yetişiyor. Her 4 yılda bir 5 milyon yeni seçmen kazanıyor. Yani yeni seçmen geliyor. Şimdi 18 yaşın üzerindeki insanlardan bahsediyoruz. Biz her yıl bu kadar üye yapmak zorundayız. Çünkü bu üyeleri yaptığımız zaman güncelimizi koruyoruz. Pandemiyle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurumlarında uygulamaya konulan HES kodu zorunluluğu 15 Kasım'dan itibaren şehir içi toplu taşıma araçlarında da uygulanmaya konulacak. Bu nedenle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar HES kodu tanımlaması için Kart 38 işlem merkez önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar işlemin tek bir noktadan yapılmasına ise tepki gösterdi. Kapımı bir açalım lütfen. Toplu taşıma araçlarını kullananlar dikkat. 15 Kasım'dan itibaren HES kodu olmayanlar toplu taşıma araçlarına alınmayacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu getirildi. Uygulama 15 Kasım tarihinde son bulacak. Bu süre içerisinde kartlarını tanımlamayan vatandaşlar toplu taşım araçlarından yararlanamayacak. Bunun bilincinde olan vatandaşlarsa kart 38 işlem merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şuraya sıraya geçelim. Şöyle bir geri çıkalım. Kart 38 işlem merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar işlemlerin tek bir merkezden yapılmasına tepki gösterdi. Bunu şubeyi çoğaltmaları lazım. Koca Sinan'ı Koca Sinan'da, Melik Gazi'yi Melik Gazi'de, Talas'ı Talas'ta vermeleri lazım. Şubeyi çoğaltmaları. Bir yere şey yaparsan sosyal medyada kim tanıyacak abla? Kimse tanımaz ki. Herkes bir an önce işini bitirmeye çalışıyor. Ya iş yerinden bir saatliğine iki saatliğine izin almıştır. Ya çocuğu okula gidecek ya okuldan gelecek. Her şey bir sıkıntı şeyi var. Ben bir haftadır uğraşıyorum ya. İnternet ama bir haftadır uğraşıyorum. Ama bakın bak bu kadar kalabalık gerek yok. Çok ciddiyim ya. Bir haftadır uğraşıyorum ya. Ama ayın 16'sında ben geldiğim zaman otobüs şoförü beni almayacak. İşime geç kalacağım ya. Ya bir haftadır uğraşıyorum. Yani acaba HES kodumdan problem var veya ne bileyim... İşte TC kimlik numaram problem var diye uğraşıyorum ama yani uğraşıyorum olmuyor. Ya, işime geç kalmamam lazım. Bugün de mesela benim izin günüm. Hadi bu kadar insan niye bekletiyorlar? Zor değil ya. Sistem onaylamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Mecbur bekliyoruz biz de. Valla işte 12.42 aldığınız saat. Evet. 3-4 günden beri geliyorum. Bir sürü yoğunluk vardı. Bir türlü bu kalabalığa giremedik maalesef. Şimdi değiştirmek için bekliyoruz. Keşke birkaç tane daha böyle merkez olsa insanların her bir mahallesinde daha kolay olur. İnsanlar mağdur olmaz. Bu kadar sırada beklemez insanlar. İşinden gücünden olmazlar yani. Gibi yaşlılar için bir kolaylık sağlasa iyi olurdu. Ben buraya gücün geldim bak şu 65 yaşındayım. HES kod için geldim sadece. Paso çıkarttıracak ama yoğun kalabalık var. Sayın Belediye Başkanımıza ben buradan sesleniyorum. Kayseri 38'den başka birkaç yer daha açsa da bu insanlar pandemi döneminde rahatsız olmasa şu anda insanlar peş peşe sıkışık durumdalar. Böyle birkaç yer daha açsın belediye başkanımıza rica ediyorum ben. Şu an HES ile alakalı olan durumda 65 yaş üstü olan insanların bayağı bir sıkıntı yaşadığını, mağdur olduğunu farkındayız. Elimizden geldiği kadar yapılıyoruz ama Kart 38'in tek bir şube olması, bu kadar insanın bir yere toplanması, Covid-19 durumunda çok tehlike yarattığından dolayı artı içerideki memur arkadaşlarımızın çok sıkıntı yaşadığını fark ettik. Umarım bu durum kısa sürede çözülebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden istihdam paketinde esnek çalışmaya ilişkin tartışma yaratan iki madde çıkarıldı. İstihdam paketindeki değişiklikle ilgili konuşan Türk İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, yasanın çıkmaması konusunda emeği geçenlere teşekkür etti. Güven, her zaman için sosyal diyalogdan yana olduklarını da söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinden esnek çalışmayla ilgili tartışmalı iki maddenin çıkarılması kararlaştırıldı. Esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan iki madde geri çekildi. Çalışanları yakından ilgilendiren düzenleme sendikaların tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili TV1 mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Türk İş Kayseri İl Temsilcisi KOP İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven her zaman için sosyal diyalogdan yana olduklarına vurgu yaptı. Bizim mücadelemiz yıllardır devam ediyor. Türk İş 1952 yılından beri yıllardır mücadelesini veriyor. İşçimizin hakkı için, onların alın terinin emeği için elimizden gelen mücadelelere devam ettireceğiz inşallah. Öncelikle bu istihdam paketinde belirtilen iki madde geri çekildi. Ancak ben size süreç hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler devam eden İstihdam Sigortası Kanunu ile bazı kanunlara değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinde yer alan ve esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan iki madde geri çekilmiştir. 15 gün önce de esnek çalışma ile ilgili torba yasaya 3 madde konulmuştu. Biz de sizlerin vasıtasıyla basın açıklamalarımızla kamuoyuna, siyasi parti liderlerine
bu maddelerin doğru olmadığını, işçinin aleyhine olduğunu, kabul edilebilir olmadığını anlatmaya gayret sarf ettik. Bu maddeleri kısaca özetlemek gerekirse, tartışmalı maddelerden biri 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerinin 2 yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasını öngören düzenlemedir. Yani işçinin aleyhine örgütsüz, kuralsız çalıştıran işverenin lehine olan bir maddedir. Bu maddenin gerekçesinde bu yaştakilerin kolay iş bulmasının amaçlandığı öne sürülmüştür. Bir diğer maddede ise 25 yaş altı olup 10 günden az çalışma günü olanlara yönelik düzenlemedir. Yani 25 yaş altı küçüklere ayda 10 günden az çalışır ise sigorta yatırma zorunluluğu ortadan kaldırılacaktır. Türk İş, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davalarının hükümlerinden yararlanılmadığı için bu maddeye şiddetle karşı çıkmaktaydı ve geri çekilmesinde de büyük bir rol oynamıştır. Bizler her zaman sosyal diyalogtan yana olduğumuzu ifade ettik. Yıllardır da bunu ifade etmeye gayret gösteriyoruz. İşçiler, emekçiler, ilgili işçiler ve emekçilerle ilgili çıkacak yasalarda bizlerin de fikirlerinin alınmasının kanaatindeyiz. Şu an için sorun çözüldüğü gibi görünmekte olup yasanın çıkmaması için gerekli emeği sarf eden AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve grubu olan tüm siyasi partilere teşekkür ederiz. Saygılar sunarım. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çilek fidesi üretiminde birinci olan Kayseri'nin çilek üretimindeki payını artırmak istediklerini belirtti. Her iki fideden birini Kayseri üretiyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin TV1'de yayınlanan ve Şeyda Tuğba Çalapverdi'nin sunduğu gündem özel programına katıldı. Bazı yıllarda bu 30'lara kadar iniyor ama genel ortalamaya baktığımız zaman %40 ile 50 arasındaki bir aralık. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, Kayseri'nin üretimde en üst sıralarda olduğunu kaydetti. Ay çekirdeği üretiminde Türkiye'de ilk sıradayız. Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye'de ilk sıradayız. Çavdar üretiminde ikinci sıradayız. Kimyon üretiminde üçüncü sıradayız. Yani sıralamayı bu şekilde yapmaya gidersek epeyce ürün çıkar. Elmada, patateste, pancarda çok iyi yerlerdeyiz. Yani bu söylediğim iyi yerlerdeki de ilk 5 arasında. Çilek fidesi üretiminde Kayseri'nin birinci olduğunu aktaran Şahin, fide üretimindeki liderliği çilek meyvesinde de üst noktalara taşımak için çalışmalarımıza hız verdik dedi. Üretilen her iki fideden birini Kayseri üretiyor. Yaklaşık 85 milyon, 100 milyon civarında taze fide üretimi var. Türkiye'nin geneline baktığınız zaman biz en az bunun %50'sini üretiyoruz. Evet. Bazı yıllarda bu 30'lara kadar iniyor. Ama genel ortalamaya baktığımız zaman %40 ile 50 arasındaki bir aralıktayız. Şimdi çilekteki ana özellik şu. Özellikle Develi Soysal civarında ya da Develi Yeşilhisar hattı üzerinde ki araziler büyük bir ihtimalle işte tüflü topraklar dediğimiz volkanik atıklar evet. sebebiyle suyu tam olarak tutmuyorlar. Çilek fidesinde de asıl istenen kök bölgesinin iyi gelişmesi. Bu topraklarda çok iyi gelişiyor. Geçen hafta içerisinde biz oradaydık. Söküm yapıyordu. Hatta artık dünyadaki en modern makineler burada. İspanya'dan ithal etmiş oldukları bir makine var. Söküyor. İşte işçilerin yanına kadar getirip orada da paketlenmesini ve soğuk havaya atılmasını sağlayan aparatlar da var. Büyük makineler var daha doğrusu. Baktığınız zaman altında neredeyse bir buçuk karış uzunluğunda saçak oluşturmuş kökler var. Şu anda Kayseri'de üretilen bu fideler ilk etapta canlı fide olarak götürülüp hemen dikim yapılıyor. Bir kısmı da kök tuvaletleri ve yaprak tuvaletleri yapıldıktan sonrasında yine desteler haline getiriliyor. Soğuk hava depolarında baharı bekletiliyor. Tabi bu baharı bekledikten sonrasında da birçok Türkiye Cumhuriyetlerine yani hemen hemen hepsine hatta Kırgızistan'a gönderiyoruz, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Irak'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gibi birçok ülkeye biz buradan fide ihraç ediyoruz. Neredeyse 90 dekara denk gelen bir sera kuruldu Kayseri'de. Şu anda da üzerinde meyveler var. Yani biz belki 20-25 gün sonra Kayseri pazarında Develi'deki üretmiş olduğumuz örtü altındaki fidelerimizden elde etmiş olduğumuz çilekleri pazara sunacağız. Bu çok önemli bir sektör. Evet.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış'la Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Erciyes Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Teknopark'ı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ziyaret etti. Palancıoğlu'na Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış da eşlik etti. Türkiye'de bilindik bir firmanın yapmış olduğu bir sistemi değiştiriyoruz biz orada. Başkan Palancıoğlu yapılan çalışmalar ve yeni buluşlar hakkında bilgiler aldı. Palancıoğlu, Teknopark şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak adına önemli çalışmalar yapıyor dedi. O da tek arı ürünü olmayan ürünümüz, üzüm çekirdeği ekstresi. O da kalp damar sağlığı için etkili bir ürün. Çok iyi. Formlarımız bu. Kolay gelsin. Burası artık eski bina, yeni bina. Kolay gelsin. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bir ilke daha imza atarak Talas Musiki Cemiyeti'ni kurdu. Talaslı ünlü Tamburi Tevfik Soyatan'ın öncülüğünde devam edecek olan cemiyet, başta Talaslılar olmak üzere Kayseri'nin musiki şinaslarını bir araya getirecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bir ilke daha imza atarak Talas Musiki Cemiyeti'ni kurdu. Tarihi Ali Sahip Paşa Caddesi'nde yer alan eski bir konağı restore ettirerek Musiki Cemiyeti'ne tahsis eden Başkan Yalçın bir tanışma toplantısı düzenleyerek cemiyetin kuruluşunu duyurdu. Musiki şinaslar bir araya gelsinler. Meşk yapsınlar, sohbet etsinler. Hatta bir dönem sonrasına yani bizden sonraki gençliğe, nesillere aktarmak üzere Türk müziğini. Orada bir takım kurslar, gençlere özendirici, teşvik edici şeyler de yapabilirler faaliyetler diye düşünüyordum. Kısmet bugünmüş. Biraz önce gördüğünüz konak bizim belediyemize ait, mülkiyeti belediyemize ait bir konak. Bunu en iyi değerlendirme şeklinin bir musiki cemiyeti adı altında sizin bir araya gelmenizi sağlamakla en güzel değeri vermiş olacağımızı düşündük. Bundan sonrası size ait, burası sizin. Sadece cemiyeti diye yazdık. Programa katılan diğer musiki şinaslar da yapılan çalışmanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak Talas'a musiki cemiyeti kazandıran Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Sayın Başkanım siyasi bir kişidir. Herhalde o yönde inşallah Allah önünü açsın. Yani bu yaptığı işin siyaseten ona bir getirisi olur mu bilmiyorum, sanmıyorum. Ama bu gönül işidir. O gönül içine de soyunduğu için canı gönülden tebrik ediyorum. Gönlümüzde taht kurdu. Sağ olun. Gecenin sonunda musiki şinaslardan bir de mini konser geldi. Öğrenci Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Koca Sinan Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara düzenli olarak glutensiz ürün paketi dağıtıyor. Çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, çölyaklı ailelerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz dedi. Koca Sinan Belediyesi, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara düzenli olarak glutensiz ürün paketi dağıtıyor. Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolak Bayraktar, çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının dua olarak ulaşması bizler için çok değerlidir dedi. Büyük Millet Meclisi'nin o günkü çölyak komisyonunun Kayseri'ye gelen yerinde projeyi incelemesi ve bugün geldiğimiz noktada birçok belediyenin de benzer çalışmayı hayata geçirmiş olması bu noktada ne denli isabetli bir işin yapılmış olduğunu göstermekte. Koca Sinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı glutensiz ürün paketlerinin içerisinde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi gibi gluten içermeyen yiyecekler bulunuyor.
Talas Belediyesi, Talas Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile psikososyal desteğe ihtiyaç duyan ailelere el uzatıyor. Ailelere ihtiyaç durumuna göre maddi destek de sağlanıyor. Talas Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Talas Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret ederek sohbet ortamında sorunlarını dinliyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan ailelere yönelik olarak başlatılan proje Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyor. Başlatılan uygulama kapsamında psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulan bir ekip, ailelerin sıkıntılı süreçlerinde yanlarında olurken maddi desteğe ihtiyaç duyanlara da çeşitli konularda katkı sağlanıyor. Ayrıca çocuklar için kitap ve oyuncaklar hediye edilirken büyüklere de konuyla ilgili kitaplar veriliyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait 0352 437 10 26 numaralı telefonu arayabilirler. Kış lastiği uygulaması kapsamında sürücüler araçlarına kışlık lastiklerini taktırmaya başladı. 1 Aralık'ta başlayacak uygulama kapsamında lastik dişlerinin en az 4 mm olması gerekiyor. Otolastikçisi Levent Aslaner, pandemi döneminde yoğunluk yaşanmaması için işinizi son güne bırakmayın çağrısında bulundu. 1 Aralık itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği uygulaması başlayacak. Araçlarda sadece kış lastiği olması da yeterli değil. Lastiklerin üstündeki dişlerin en az 4 mm olması gerekiyor. İşte bu şartları taşımayan araçlara trafik cezası kesilecek. İşini son güne bırakmak istemeyen araç sürücüleri şimdiden tedbirini almaya başladı. Yazlık lastikleri söktürüp yerine kış lastiğini taktırıyorlar. Kış lastiği taktığı zaman insan baştan kendine güveni geliyor. Arabaya bastığın zaman en azından fren mesafen zamanda tutuyor. Tedbirli oluyorsun. Önündeki aracı da sıkıntıya sokmuyorsun. Kendinden rahat ediyorsun. Onun için ben zamanında lastiklerimi değişirim, kışlık bakımımı yaparım, takdiri de Allah'a bırakırım. Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiklerinin taktırılması gerektiğini hatırlatan otolastikçi Levent Aslaner, yaz lastiğine göre kış lastiğinin avantajlarını anlattı. Artı 7 derecenin altında Ekim ayının ortasına denk gelir. Kış lastiğini takmamız gerekiyor. Yasal olarak da aslında bir zorunluluk bu. Temel olarak iki tane farklılığı var. İlki şeyde gördüğünüz gibi desenleri birbirinden farklı. Kış lastiğinde şu görmüş olduğunuz lameller var. Bunlar lastiğin yere her temasında karı içine alıp vakumlayıp tutunmasını sağlıyor. Yaz lastiklerinde bu gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz herhalde. Herhangi bir lamel söz konusu değil. Sadece su tahliye kanalları var. İkincisi de hamur yapıları birbirinden farklı bunların. Bu eksi 40-45 dereceye kadar özelliğini kaybetmiyor. Bu 7 derecenin altında sertleşiyor ve fren mesafesini uzatıyor. Salgın nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için sürücülere tavsiyelerde bulunan Aslaner, karın yağmasını beklemeden bu işlemin tamamlanması gerektiğini söyledi. Aslaner, mevsimlik lastik taktırmak isteyen vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. 4 mevsim diye piyasada satılan lastikler var. Firmaların ürettiği lastikler de var. Fakat Kayseri koşulları için biz çok tavsiye etmiyoruz. Yani şöyle düşünün. Kışın üşütüyor, yazın terletiyor. Yani bir mont gibi düşünürseniz eğer bizim koşullarımıza çok uygun değil. Belki sahil yörelerinde kullanılabilir ama Kayseri, İç Anadolu iklimine çok uygun değil. Ne kendilerinin ne başkalarının hayatlarını riske atmasınlar. Ekim ayının ortasına itibaren kış lastiklerini mutlaka taktırsınlar. İkincisi pandemiden dolayı malum bir yoğunluk oluşacak. Karın yağmasını beklemeyip şimdiden itibaren gelip lastiklerini taktırsınlar. Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde vatandaşın en büyük koruyucu silahı şüphesiz maske. Uzmanlar maske kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Detaylar haberimizde.
Vatandaşa maske takma konusunda bir uyarı da medikalcilerden geldi. Maske ve dezenfektan konusunda gerçekten dikkatli olmalarını öneriyorum. Yani kullanım olarak gerçekten devam etmeliyiz. Ülke olarak devam etmeliyiz. Çünkü hafife alınacak bir şey değil. Medikal mağaza satış danışmanı Melek Aslan, maske ve dezenfektan kullanımının yanında bu tür ürünleri güvenilir yerlerden temin etmenin sağlık ve hijyen açısından önemli olduğunu vurguladı ve uzun süre aynı maskeyi kullanmanın da sağlıksız olduğunu ifade etti. Dediğiniz gibi hani bakkal gibi yerlerde bile satılabilen dezenfektanlar ne kadar sağlıklı, içeriğini bilmediğimiz ürünler sonuçta. Adını sanını bildiğimiz ve gerçekten alınması gereken medikallerden alınması gerektiğini herkese öneriyorum. İçerisinde hangi maddelerin kullanıldığını bilmediğimiz için gerçekten uygun temin ediliyor ve uygun satışları oluyor. Ve güvenilir olmuyor. Bu yüzden adını bildiğimiz ürünleri almayı herkese öneriyorum. Çok çeşit maske var. Yani tekstil maske dediğimiz yıkanabilir maskeler var. Hani onu yıkayıp yani en fazla bir hafta kullanabileceklerini söylüyorum. Cerrahi maskelerde de hani gün içerisinde bulunduğu ortama göre değiştirmeli. Mesela hastanede bulunmuşsa yani onu kesinlikle atıp yenisini takmalı. Uzun süreli kullanmamalı. Yani 2 saatte bir değiştirse kendi sağlığı açısından çok iyi olacaktır insanların. Peki. Danışman Arslan, artan üretimlerin de medikal mağazalardaki maske ve dezenfektan satışlarını düşürdüğünü ifade etti. Maske satışları çok sayıda yerlerde adını bilmediğimiz maskeler satıldığı için medikal anlamında şu anda düşüş var. Bu da toplum açısından bence sıkıntıyı gösteriyor. Çünkü bilmediğimiz ürünü takıyoruz. Koruyuculuğu ne kadar yüksek? Haberlerde izlediğimiz mesela ÜTS onaylı ürünlerin satılmasını öneriyoruz. Kayseri'de sabah tamirden çıktığı öğrenilen otomobil, akşam saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Melik Gazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Hasbek Sokak üzerinde meydana gelen olayda Suat S'ye ait otomobilin motor kısmı park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobilden yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca otomobilin sabah tamirden çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, yürek burkan bir haberi ekranlara taşıyacağız şimdi. Kayseri'de meydana gelen yangından sonra evi kullanılamaz hale gelen adam yetkililerden yardım istedi. Yangın perşembe günü gece yarısı evde kimsenin olmadığı anda meydana geldi. Ömer Sığırcı o gece annesine gitti. Gece yarısında telefonu çaldı ve evinin yandığını öğrendi. Melik Gazi ilçesine bağlı Battal Gazi Bulvarı üzerindeki evine gelen Ömer Sığırcı neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ve masrafının çok olduğunu söyleyen Ömer Sığırcı yetkililerden kendisine yardım etmesini istedi. Telefonu açtım, Ömer abi koş, evin yanıyor dedi. Tadını evden pulladım, geldim tatlin. İtfaiye, olay inceleme, polisler geldi. Ama söndükten sonra evim söndü. Ama ben neye uğradım, şaşırdım tatlin. Yani ben 2 gün burada kalıyorsam, 2 gün birde kalıyorum ben. Benim çocuğum biri tatlin kronik hastalığı. Ben yani çocuğum, ben buraya sokamam bu halde için. Ben yani belediyeden ben yardım beklerim. Belediye başkanımda da ben yazdım beklerim. Yani bu halde için ben yani kaldıramam yani ben bu evi. Yapılan yazdım 3.000 lira. Başka da yazdım yapılmadı. Yani bana gelip de yani mesela yani gelip de bu evi
kaldırırsın diye yani 3 milyardan ben bu evi kaldıramam. Ben belediye başkanımdan da, Kayseri başkanımdan da ben yardım talep etmek istiyorum. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada olacağız, haberleri aktaracağız. Bizlerden ayrılmayın, hoşça kalın efendim.